Beyaz Mavi'den merhabalar. Bugün Özgün Müziğin sevilen sesi, sevilen sanatçı Ferhat Tunç konuğumuz olacak. Ve onunla müze ve siyasete dair ve gündeme dair bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Öncelikle kendisine hoş geldiniz diyelim ve hemen söyleşiye başlayalım. Nasılsınız? İyi. Yani iyi sayılırız ya. İyi sayılırız. Değil evet mi? Yani kötü i̇yi olmak gibi bir şansımız yok. Çünkü zaten her şey o kadar kötü ki. Değil mi? İyi olmak veya iyi olduğumuzu düşünüyorsak bu önemli yani. Bu bile çok doğru söylüyorsunuz. Bu süreçte önemli diye düşünüyorum. Süreci ve yaşadığımız sıkıntıları aslında biraz yani seyircilerimizin de bilgisi var tabii ki. Evet. Bizler de biliyoruz. Onunla ilgili ayrıntıları ayrıca konuşacağım ama ben Ferhat Tunç müziğe nasıl başladı? Müzik yolculuğuna nasıl çıktı? Onu bir öğrenmek istiyorum öncelikle. Yani herhalde çok erken başladım ben. Müzik, herkes çok merak eder yani sorarlar ama yani ben sanıyorum ki 12 yaşında ilk bağlamayı çaldığımı hatırlıyorum. Ama tabii yani dedemin daha çok ağıtlarından etkilenerek belki de bende böyle bir yönelim oluştu. İlkokula kadar daha çok dedemin işte Kürtçe söylediği, Kırmançki söylediği ağıtlarla geçtiği hayatım. Onun ağıtlarını ben de söylüyordum. Evet. Daha bu ağıtlar daha çok dersim tarihini anlatan ağıtlardı. O 37-38 trajedisini, o acıları anlatan ağıtlardı. Sonra ilkokuldan sonra sanıyorum halk ozanların yani işte nedir okulda Türkçe konuşmak zorunda kaldığımız evet dönemleri kastediyorum. O zaman işte Türkçe söyleyen ozanlarla tanıştık. Bu ozanlardan bir tanesinin Mahsuni olduğunu söyleyebilirim. Yani birkaç televizyon programında daha söylemiştim ama Mahsuni'de beni en çok etkileyen 7 yaşına basmadan ihtiyar oldum diye bir türküsü vardı onun. Hı hı. Onu çok söylediğimi hatırlıyorum. Sonra Aşık İhsani ile bir buluşma oldu. İlginçtir. Yani ilkokul dönemi böyle işte halk ozanlarının işte ne bileyim söylediği türküleri dinleyerek ve onları bir şekilde söyleyerek de aynı zamanda yorumlayarak da geçen bir ilkokul hayatım oldu. Şehire geldikten sonra da zaten ortaokul daha başlamadan zaten kendimizi daha çok böyle işte devrimci yönelimin işte mücadelenin yavaş yavaş işte kendisini hissettirdiği özellikle dersim üzerinde söylüyorum. Evet. Dönemde devrimci ozanlarla tanıştık. Yani, ha pardon işte o zaman İhsani çok öncelikliydi. Sonra işte ne bileyim diğer ozan arkadaşlarımız devrimci ozanların ağıtlarıyla, onların marşları, devrimci marşlarla tanıştık. Böyle başladı. Yani dedim 12 yaşında çaldım ama 14 yaşında ilk sahneye çıktığımı hatırlıyorum. Bir sinemada Devrim'in Küçük Ozanı diye sahne aldığımı hatırlıyorum. Evet. Yani işte evet söylerdim. Ben daha çok devrimci ağıtlar söylerdim. Albüm fikri nasıl çıktı ortaya peki? Albüm yoktu zaten. Yani ben işte 16 yaşında 1979 yılında ailem yurt dışında olması nedeniyle yurt dışına çıkmak zorunda evet kaldım. Yani tam da böyle işte o sıkı yönetim öncesi dönemdi. Biraz onun şeyini yaşadı. Çünkü ben yalnız kız kardeşimle yaşıyordum Nadire ile. Evet. Geçen 8 Mart'ta kaybettiğimiz kız kardeşim. Onunla evet birlikte yaşıyorduk. Sonra ailem bizi ısrarla yanlarına almak istedi. Yapılacak bir şey yoktu yani. Çok ısrar ettiler. Aslında hiç gitmek de istemiyordum Almanya'ya. Hı hı. Ama tam böyle 12 Eylül darbe öncesiydi. O koşulların yaratılmaya başlandı. Artık sıkı yönetimlerin ilan edildiği. Dolayısıyla ne bileyim işte saldırıların başladığı dönemlerdi. Çıktım ben yurt dışına gittim. Yani yurt dışına gittiğimde sanırım 15 yaşındaydım. Yurt dışını görmüş bir sanatçı olarak Türkiye'de yaşamak ve yurt dışında yaşamak. İkisini karşılaştırdığınızda ne söyleyebilirsiniz? Yani siz memleketinize özellikle Dersim'i çok seven evet birisiniz ve Türkiye'de aşığı olduğunuzu da biliyoruz ama siyasi süreçleri de böyle göz önünde bulundurarak bir değerlendirme yapabilir misiniz ikisinin arasındaki farkı? Kuşkusuz çok fark var. Yani 12 Eylül çok kötü geldi yani. O 12 Eylül darbesi Türkiye'deki bütün demokrasi mücadelesinin üzerinde bir silindir gibi geçti. Yani deyim yerindeyse evet hakikaten ezdi yani. Devrimci sosyalist hareketleri falan bayağı bir geriletti. İşte ne bileyim yüz binlerce insan cezaevinde ve birçok insan hayatını kaybetti. Dar ağaçları işletildi. Dolayısıyla devrimciler idam edildi. Kötü bir dönemdi. Yani dolayısıyla o dönem yurt dışında olmak bizim açımızda önemli bir şeydi. Yani en azından hayatta kalmak adına. Çünkü ben düşünüyorum herhalde Dersim'de kalmış olsaydım
ailemin bu ısrarlarına bir şekilde uymayıp dersimde kalmış olsaydım belki çok daha farklı bir hayatımız olurdu. Yani ne bileyim ya cezaevinde olurduk ya da başka şekilde. Belki hayatta olmayabilirdik de. Çünkü hakikaten çok kötü bir dönemdi. Ama yurt dışında da boş durmadık. Ben yurt dışına çıktıktan sonra dersimde edinmiş olduğum o işte ne bileyim ağıtlardır, işte oradaki edinmiş olduğum o birikimi bir şekilde orada üretime dönüştürme çabası içerisinde oldum. 1982'de Darnell Summers, Amerikalı bir müzisyenle tanıştığım, o benim hayatımda yepyeni ufuklar açtı diyebilirim. Yani müzik hayatımda. Biz tabii yani işte o devrimci gelenekten gelen insanlar olarak daha çok bağlamayla kendimizi ifade ediyorken bir anda farklı enstrümanlarla buluşma imkanı doğdu, ortaya çıktı. Evet. Farklı seçenekler ortaya çıktı. Dolayısıyla iyi oldu da yani müzikte ne bileyim en azından kendimizi geliştirmek adına önemli bir fırsat önümüze çıkmıştı ve bunu iyi değerlendirdik. Sonra ben işi çok ciddiye aldım. İşte Mainz Üniversitesi'ne bağlı bir müzik okuluna kaydımı yaptırdım. Bir dönem orada böyle bir müzik eğitimi falan da aldım. Evet. Dersleri de aldım. Ama daha çok tabii çok yoğun bir şekilde oluşturduğumuz bir müzik grubu vardı. Adı The Criminals adını taşıyordu. Amerikalı işte Darnell Summers vardı. Bir tane Yunanlı müzisyen arkadaşımız vardı. İki tane Alman'dan oluşuyordu. Biz uzun yıllar bu grupla Avrupa'nın birçok ülkesinde işte gecelere çıkıyorduk. Bu geceler daha çok 12 Eylül darbesine karşı işte ne bileyim çeşitli farklı grupların işte örgütlerin yaptığı gecelerdi. Hatta 82'den sonra işte o zaman ben hatırlıyorum Yılmaz Güney'in işte Paris'te olduğu yıllarda bir iki konserde Yılmaz Güney ile birlikte çıkmıştık. 12 Eylül darbesine karşı işte organizasyonda yer aldık. Önemli bir deneyim, önemli bir tecrübeydi ama yani ben 1985'e kadar, 84'te ilk albümü yaptım Almanya'da. Evet. Bu Yürek Bu Sevda Varken adını taşıyordum. Evet. 85'ten sonra Ahmet Kaya'nın sesini duymaya başladım. Türkiye'de ilk kez yani işte Ağlama Bebek diye bir albüm yapmıştı. Sonra tabii arkadaşlarla bunu değerlendirdim. Şahsen yani Ahmet Kaya işte hani varsa, bir şeyler yapıyorsa, söylüyorsa neden ben de olmayayım diye kafaya koydum. Avrupa'da yaşamayacağımı, devam ettiremeyeceğimi düşündüm. Çünkü gerçekten geliştirmiyordu. Avrupa'daki koşullar, sürekli kendinizi tekrarlayan bir hayatınız vardı. Evet. Bu sanat hayatınızda, yani müzik hayatınızda da böyleydi. Benim bir şeyler yapmam gerekiyor. Siz bir olayı anlatıyorsunuz, bir ülkeyi anlatıyorsunuz. Şarkılarınızda bir ülkenin dramını dile getiriyorsunuz, tarihini anlatıyorsunuz. Yani işte yangını anlatıyorsunuz ama o yangının çok dışındasınız. Evet, haklısınız. Orada olmak lazım. En azından yakınında olmak gerekir diye düşündüm. Hakikaten onu kafaya koydum. Sonra da geldim. 85'in başlarında ne bileyim böyle bir ani bir kararla çıktım ülkeye geldim. İyi ki geldiniz. Yani gitme falan başına kötü şeyler gelir diyenler oldu ama iyi ki gelmişim geldim. Evet. Türkiye'de işte benim ilk çalışmam 1986'nın başı Vurgun Masiyetini albümü oldu. Evet. Sizin şarkılarınız siyasetle çok iç içe. Zaten özgün müzik sanatçısınız. Siyasetten uzak değilsiniz ve siyasi gündemin de çok içindesiniz gerçekten. Toplumsal sorunlara uzaktan bakmıyorsunuz. Her daim her yerde sizi destek amaçlı da görebiliyoruz. Sokaklardasınız, sokakları bırakmadınız. En son cumartesi anneleriyle dayanışmasında da gördük sizi. Ve dün de mesela biz... kayıt programı olduğu için dün Ankara katliamının yıl dönümüydü. Biraz ona da değinmek istiyorum. Yaşadığımız süreçte pek çok bombalı saldırılara tanık oluyoruz ve dün yıl dönümünü anmasını yaptığımız, üçüncü yıl dönümü yani, olan Ankara katliamı çok kanlı bir eylemdi. Bununla ilgili neler söylersiniz? Türkiye nereye gidiyor? Yani tabii iyi bir yere gitmiyoruz sonuçta. Hı hı. Yani bence tesadüfi bir olay olarak görmemeli. Yani hem Ankara gar katliamı olsun, diğer taraftan özellikle Suruç'taki katliam olsun. Aslında bu yeni sürecin yani barış sürecinin bitirilmesiyle, bu işte ne bileyim müzakere sürecinin sonlandırılmasıyla birlikte gelişen bir süreçtir. Ve bu sürece bağlı olarak bu tür saldırılar gündeme geldi. Yani olayı işte IŞİD yaptı diyerek bu kadar sıradan mı basite alamayız. Yani tamam birileri yaptı ama. Ki bunu da kapatmaya çalışmışlar. Evet yani ama ardında işte çok büyük acılar bıraktı. Aynı zamanda çok önemli soru işaretleri de bıraktı. Evet. Bana sorarsanız yani son dönemde işte özellikle Kürt sorununda hükümetin yeni politikaları ve bu çerçevede özellikle
aslında Kürt hareketini yalnızlaştırma, dolayısıyla yalnızlaştırarak bir şekilde ezme politikasının bir sonucu olarak bu olayların gündeme geldiğini düşünüyorum. Hem Suruç'taki eylem, yani Kürt hareketine yakın olan farklı kimliklerden, farklı ulusal kimliklerden, etnik kimliklerden insanların bir şekilde bu sürece dahil olmasını önlemeye dönük, evet, korkutma, bir şekilde geriye çekilmelerini sağlama noktasında bir izlenen politikanın bir parçası olarak geliştiğine inanıyorum ben. Yani çok acı tabii. Yani bu aslında sokak ben Suruç katliamını oradaydım, Suruç'taydım. Dolayısıyla evet, bir 15 dakika sonra o kültür merkezinin bahçesine vardığımda karşılaştığım tabloyu hayatım boyunca unutamayacağım. Bunu zorlanıyorum bazen ifade etmekte. Evet. Ama hemen ardından işte ne bileyim Ankara'daki katliam, 103 insanın işte sırf barış talebi adına Ankara'da toplanmış insanların arasında canlı bombaların kendini patlatması, evet, hakikaten bu ülkede her şeyin çok daha kötüye gideceğinin işaretiydi. Ve bugün geldiğimiz noktada ne yazık ki bu katliamlarla, bu katliamı gerçekleştiren katilleri bile yargılamaktan hala imtina eden, AIDS içinde olan bir yapı var. Ama aynı şekilde baskılar daha da yoğunlaştı. Artık evet, demokratik hiçbir haktan bahsetmek mümkün değil. Hukuk diye bir şey kalmadı. Çünkü yargı, yürütme, işte ne bileyim her şey artık tek adamın bir şekilde iki dudağı arasında. Bütün bu ülkede yaşayan herkesin kaderi bir insanın işte nedir? Onun insafına bırakılmış. Evet. Çok ağır bir süreçti. Ülkemiz için çok talihsiz bir süreçti. Çünkü bana sorarsanız Türkiye'de demokrasi adına çok önemli kazanımlar elde edildi. Yani bugün mesela aynı zamanda sevgili Mehmet Uzun'un da ölüm yıldönümü. Evet. Yani Mehmet Uzun şunu söylerdi, çok iyi bir dostumdu. Yani çözümü artık hala şiddet politikalarında, savaşta aramak bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür, bu günahtır derdi filan. Ama evet, keşke bu noktada olmasaydık yani. Evet. Ne bileyim, hani Yaşar Kemal'in işte ahmaklık olarak gördüğü işte son Türkiye'nin son 40 yılında hüküm süren bu nedir, bu şiddet politikaları, bu savaş politikaları yeniden bu ülkede hayat bulmasaydı diye düşünüyorum. Evet. Ankara katliamında dolayısıyla hayatını kaybeden canlarımızı bir kez daha saygıyla minnetle anmak istiyorum. Acı çok büyük, yakınların acısı çok büyük. Hakikaten bu acıyı da paylaştığımı bir kez daha belirteyim. Evet, bu bombaların galiba sokak muhalefetini, özellikle sokaktan gelecek sesleri kırmaya yönelik olduğunu söylemek mümkün ve bunu dinlemeyenler üzerinde de, mesela cumartesi anneler üzerinde de şimdi yoğun bir baskı var. Siz yine de her zaman olduğu gibi sokaktaki seslerin yanındasınız ve bu Ankara katliamı üzerine de yine bir parçanız var. Müsaade evet, son derseniz. Kobani albümünde yer alan Vurdular Bizi diye bir ağıt. Ona bir görsellik kazandırdık. Orada katliam sırasında işte görüntülerden yararlanarak. Evet, yani isterseniz onu paylaşabilirsiniz. Evet, onun görüntülerini, klibini paylaşmak istiyoruz. Tamam. Öncelikle bir onu dinleyelim, sonra sohbetimize devam edelim.